Yaşar Süngü Mesleki ehliyet yetmiyor. Küçük bir fare kocaman bir devenin yularını kapmış gidiyordu. Deve kendi huyu, uysal tabiatı yüzünden onunla yol alıp giderken fare kendi küçüklüğünü göremeden meğer ben ne müthiş bir yiğitmişim diye böbürleniyordu. Gide gide bir nehrin kenarına geldiler. Nehri gören fare kibrinin şaşkınlığı içinde donup kaldı. Nehirden geçemeyeceğini anlamıştı. Onun kibrinin farkında olan deve Ey dağda, ovada bana arkadaşlık eden, neden durakladın? Haydi yiğitçe nehrin içine gir dedi. Mahcup düşen fare kekeleyerek, Arkadaş, bu su pek derin, boğulurum diye korkuyorum. Deve suyun içine girdi. Ey kör fare, su diz boyuymuş, korkmana gerek yok dedi. Akıllanan fare, çaresiz ve mahcup, Dizden dize fark var. Benim gibi yüz tane dizi üst üste koysak ancak senin bir dizin der? Bunun üzerine akıllı deve fareye şu nasihatte bulundu. Öyleyse gurur ve kibire aldanıp bir daha terbiyesizlik etmeye kalkma haddini bil. Sana olan hoş görüş ve müsamahama kapılıp şımarma. Kendin gibi farelerle boy ölçüş. Fare pişman oldum şu boğucu sudan beni geçir diye yalvardı. Deve Haydi sıçra da hörgücümün üstüne çık otur. Bu sudan geçmek veya başkalarını geçirmek benim işimdir dedi ve fareyi nehrin öbür tarafına geçirdi. Mevlana'nın Mesnevi'de anlattığı bu hikayede fare başından büyük işler görmeye kalkışan, kendini başkalarından üstün gören, böbürlenen bir kişinin sembolüdür. Deve sabırlı, tecrübeli, hünerli ve kamil bir insanı temsil eder. Yalnız hikaye yetmez. Tarihte yaşanmış örneklere de bakalım. Zenginliğine ve makamına güvenenlere, yerini dolduramayanlara, makam ve mevki değiştirdiğinde kendini değiştirenlere, havası değişenlere, küçük dağları kendisinin yarattığını düşünenlere, böbürlenerek yürüyenlere ve konuşanlara, yüksek yerlerdeki alçak insanlara Hz. Ebu Bekir radıyallahu an halife olmadan önce civarındaki yetim kızların koyunlarını sağ verir, ihtiyaçlarını karşılardı. Müslümanların halifesi olduğu zaman artık hayat şartlarının değişeceği ve bu gibi küçük görünen hizmetlerle ilgilenemeyeceği düşünülmüştü. Fakat yaşam tarzında değişen hiçbir şey olmadı. Hz. Ebu Bekir, bugünkü deyimiyle Cumhurbaşkanı olduktan sonra da yetim kızların koyunlarını sağmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Not, Hz. Ebubekir yetim kızların koyunlarını sağarken de Mekke'nin en zenginlerindendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendisine rol model, örnek, rehber arayıp bulamayanlara Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlara ve hizmetçilere olan nezaketine ait güzel bir anısı. Bir seyahatte Enceşe adlı bir hizmetçi şarkı söyleyerek develeri hızlandırdı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hızlanan develer üstündeki hanımların zayıf vücutları incinebilir düşüncesiyle hizmetçiyi zarif bir teşbihte bulunarak uyardı. Ya Enceşe dikkat et camlar kırılmasın. Mütevazılığın ne olduğunu bilmeyenlere Beyazlı Bestami Hazretleri ile bir müridi arasında geçen muhabbet. Efendim siz su üstünde yürüyormuşsunuz. Çöp de su üstünde yüzer. Havada uçuyormuşsunuz. Kuş da havada uçar. Bir gecede Kabe'ye gidiyormuşsunuz. Bir cin veya şeytan da bir gecede Hindistan'dan Demavend'e gidiyor. Peki senin gibi olmak için ne yapalım? Allah Teala'dan başkasına gönlünü bağlama gururlu ve kibirli maddi ve manevi makam sahiplerini, Süleymaniye Medresesinden emekli hadis müderrisi Salih Efendi, ömrünün son demlerinde İstanbul'da Muhammed Esat Erbili Hazretlerinin yanına varıp elini öper ve ona ''Araştırdım ve gördüm ki devremizin en büyük kutbu şeyhi sizsiniz.'' der. Esat Erbili bu iltifattan rahatsız olur. ''Biz kutup falan değiliz. O sizin hüsnü zannınız.'' der ve bu kez o sorar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin en büyüğü kimdir? Hz. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu an. Peki ona son nefeste imanla ölme garantisi verildi mi? Hayır. O zaman biz kimiz ki? Bu da iş ortağı arayanlara. Hocaların hocası merhum Profesör Doktor Sabahattin Zaim Hoca derdi ki, Beraber iş yapacağınız insanlarda iki şey arayın. Mesleki ehliyet ve ahlaki ehliyet. Yani tek ehliyet yetmez. İki ehliyeti olanla iş yapın derdi.